Evet, uzun zamandır beklenen bir video. Bu videoda hem eğitimde hem de YouTube'da olacak olan bir video. Amazon'da case açmak, yani Amazon'da bir problem yaşadığınızda bu problemi Amazon'a ulaştırabilmek amaçlı izleyip öğrenebileceğiniz ve bunu nasıl yapabileceğinizi görebileceğiniz bir video olacak. Hemen başlayalım. Yukarıdaki sağdaki kısma geldiğinizde help kısmını göreceksiniz burada. Help'a buradan bir şey basmanıza gerek yok. Direkt help'in üzerine bastığınız zaman sizi bir sayfaya aktaracak. O da aynen bu şekilde bir sayfa olacak. Bu sayfada buraları atlayıp aşağı direkt inebilirsiniz. Aşağı indiğinizde iki tane opsiyon var dikkat etmemiz gereken. Şu da var, bunu açıklayacağım birazdan. Need more help, daha fazla yardıma ihtiyacın var mı? Ve case log, daha önce yaşadığın problemleri Amazon'a aktardığın ve onların seninle karşılıklı bir şekilde konuşma yaptığı case log diye bir şey var. Case log'un tam anlamını Türkçe ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ona bir bakalım hemen. Case log'a ne denir? Vaka günlüğü. Güzel. Vaka günlüğünü kullanabiliriz. Vaka günlüğü burada bizim sürekli olarak bir problem yaşadığımızda girip çıkmamız gereken bir yer olacak. Launch case log'a bastığımızda onu birazdan göstereceğim. Ama need more help'a şu anda odaklanacağız. Neden? Çünkü Amazon'da case açmak istediğin zaman need more help, get support kısmından Amazon'a her zaman ya sizi aramalarını sağlayabilirsiniz, profesyonel hesabınız varsa ve aylık 40 dolar ödüyorsanız, ya da onlara mail atarak probleminizi onlara söyleyebilirsiniz. Seller Forums kısmında da araştırma yapacağınız zaman burası da faydalı oluyor genelde. Launch Seller Forums tuşuna bastığınız zaman burada başka insanların yaşadığı problemleri görebilir. O problemlere göre siz de kendi işinizi ona göre uyarlayabilirsiniz. İşte şu adam şu tarihte şunu yaşamış. Ben de bunu yaşamamak için şunu 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 yapmalıyım diye self talk, yani kişisel bir tartışma yaşayabilirsiniz. Tam çeviremedim işte. Get support'a basalım. Get support'a bastığımızda gördüğünüz üzere selling on Amazon. Buradaki selling on Amazon ve advertising in store size iki opsiyon veriyor. Ben genelde selling on Amazon üzerinden gidiyorum. Advertising in stores'ta da onlara ulaşabilirsiniz ama selling on Amazon'a bastığınızda da onlara ulaşabilirsiniz. Şimdi burada size tamamen ya onların sizi aramalarını istiyorsanız direkt işinize yarayacak bir yer göstereceğim. Buranın içine bastığınızda göreceğiniz üzere karşınıza böyle bir opsiyonlar çıkacak. Bu opsiyonlar arasında customer or non-FBA orders, yani müşteriler veya FBA olmayan siparişlerle alakalı opsiyonlar için buraya basabilirsiniz. Ve A to Z claims, iadelerle alakalı, chargeback issue, iadeleriyle alakalı gönderdiğiniz paralarla alakalı olaraktan şeyler için, request customer feedback removal, müşterilerin yorumlarını kaldırmak istiyorsanız bu tuşa basmanız gerekiyor. File a safety claim. Bu konuyu başka bir eğitim videosunda anlatacağız. Product listings or inventory. Bunun gibi farklı farklı opsiyonların farklı farklı burada varyasyonları var. Gördüğünüz üzere aşağı doğru bayağı gidiyor. Bunları tek tek bakabiliriz. Ama ben size önemli olan direkt Amazon'a ulaşabileceğiniz yerleri göstereceğim. Ve konu başlıklarını biraz daha konuşmak istiyorum. Mesela burada dedik Amazon FBA olmayan siparişlerle alakalı buradan ulaşabilirsiniz. Products, listings or inventory. En çok kullanacağınız kısım bu kısım olacak. Çünkü ürünlerinizle alakalı, listinglerinizle alakalı, envanterinizle alakalı, yani stoğunuzla alakalı problemleriniz için buraya tıklayacaksınız. Buradan sonra bir şeyler seçip de buradan ulaşabileceksiniz. Geleceğiz buraya. Seller Fulfilled Prime and Same Day Delivery. Eğer FBM yapıyorsanız, bu FBA yapıyorsanız sizin için bir önemi yok ama FBM yapıyorsanız Fulfillment by Merch, yani siparişleri siz gönderiyorsanız, burada Seller Fulfillment diye bir program var, Fulfilled Prime diye bir program var ona katılmak için. Marketplace Web Service. Bu Marketplace Web Service de başka bir service, bunun gibi aynı bir program bu da. Buna da katılabiliyorsunuz. Your Account'la alakalı, yani işte kartınızda olan 40 değil de 46 yazdı. Örnek veriyorum. 56 yazdı, 66 yazdı aylık olarak. Onunla alakalı bir problem örnek verdim sadece. Reinstate your account. Suspend'le alakalı bir şey yaşadığınızda reinstate your account'a geliyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer account'unuz suspend ise reinstate your account tuşuna basaraktan buradan Amazon'un size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Buradan numaranızı yazıyorsunuz, contact method, ve buradan da burayı yazmak, biraz bir cümle buraya bir şeyler yazmak zorundasınız. Mesela please please. Şunu alalım. Böyle bir şey yazdınız diyelim. Other account issues. Buraya probleminizin başlığını yazabilirsiniz. I have to reinstate
My account mesela, böyle bir şey yazsınız. Buraya da tam olarak detaylı yazacaksınız. Uzun uzun yazmayın buraya. Yani eğer sizi arayıcı aramalarını istiyorsanız. Burada iki opsiyon var. Aramak veya email. İkisinden birini seçip de ilerleyebilirsiniz. Ben genelde aramalarını seçiyorum ki bana ulaşsınlar diye aramalarını seçiyorum. Ve buradan numaramı girdikten sonra United States veya Turkey'yi seçeceksiniz buradan. Şurada gördüğünüz gibi Turkey'yi seçeceksiniz. Ondan sonra size böyle bir şifre doğrulama isteyecek. Ve this call is urgent'a basacaksınız. This issue is urgent and requires immediate attention. Buna bastığınız zaman bunun acil bir arama olduğunu anlayacaklar ve sizi 3 dakika bekleteceklerse 10 saniye bekletecekler mesela. Sizi arıyorlar, direkt arıyorlar. Yani saniyesinde size otomatik sistem telefon geliyor. Eğer sıra varsa 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, bazen çok sıra varsa 10 dakika bekletebiliyorlar sizi. Ve call me now tuşuna bastığınız zaman numaranızı girip ulaşabiliyorsunuz. E-mail'a geldiğiniz zaman e-mail'dan da buradan mesela please describe your issue bla 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 ve sonrasında bla 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 buraya da English veya Turkish drop down menu buradan Turkish yok burada gördüğünüz üzere English basacaksınız ve Türkçe buraya gelir ama yakında tahminimce ve sonrasında da email attıktan sonra buraya dokümanlarınızı ekleyebilirsiniz. E-mail atmadan önce tabii ki. Dokümanlarınızı ekliyorsunuz ve Reinstate my account kısmından her zaman suspensionlarınızı buradan açabilirsiniz. Eğer accountunuz suspend olduysa Amazon accountunuz. Update your credit card information. Kredi kartı bilgilerini yenilemek istersen, banka bilgilerini yenilemek istersen, Pioneer ile alakalı olayları yenilemek istersen ve Amazon'a ulaşmak istiyorsan buradan yapabilirsin. Disimbursements and payments. Ödemelerle alakalı problemler ve disimbursements yani sizin depoda kaybolan ürünleriniz için Amazon size para ödeyeceği zamanlar olacak. Çünkü illa ki ürünler kayboluyor bir iki tane. Ve bu para ödendiğinle alakalı bir problem olursa onunla alakalı. Başka hesap hataları, account fees, hesap ücretleri, account health, hesap sağlığı. Bu tarz şeyler. Products, listings and inventory en önemli kısımlar. Sonra fulfillment by Amazon kısmı var. Burayı ben hiç kullanmadım. Yani ulaşacağım zaman zaten birçok şey bu ikisinde size gösterdiğim kısımda. Ama Fulfillment by Amazon'a geldiğinizde de Inventory Shipped to Amazon Inbound. Bunlarla alakalı yani benim hiç problemim olmadı daha önce. Eksik ürün giderse mesela buradan ulaşabilirsiniz. Siparişlerle alakalı buradan ulaşabilirsiniz. Falandır filandır. Ama şunu söylemek gerekiyor. Burada bir de şuna son söyleyeyim. Make a suggestion yani Amazon bir seller olarak sizin onlara vereceğiniz feedbacklerden yani yorumlardan Amazon şey yapıyor. Bunları bize verebilirsiniz diyor. Sistemimizi geliştirmek adına ve buradan yorumlarınızı yapabilirsiniz. Vergiyle alakalı sorular sormak için tax questions'a basabilirsiniz. Başka bir korsanın sizin listinginizi atladığında onu şikayet etmek için de Report Listing Abuse'a basabilirsiniz arkadaşlar. Burası bu şekilde. Your account kısmı. Ha, şunu söyleyecektim. Ya yani burada aslında mesela şuradan ulaşsanız da birilerine ve buna tıkladınız diyelim. Listing not active. Buna tıklasanız da konu apayrı bir şey olsa bile buradan ulaştığınız zaman bir şey olmayacak. Eğer sizi aramalarını istiyorsanız. E-mail atacağınız zaman doğru yerden ulaşmanız önemli. Doğru kategoriyi seçmeniz. Çünkü kategori kategori ayrılıyor ve ona göre departmanlarına göre e-mail gidiyor ve o şekilde size cevap gelecek. Ama aramalarını istiyorsanız buradaki callback number'a basacaksınız. Mesela ben her zaman geliyorum yaptığım şey şu. Buna basıyorum. Listing not active'e basıyorum. Ondan sonra contact us'a basıyorum. Çünkü en hızlı onların beni aramasını sağlayabildiğim yöntem bu. Burası standard inventory. Bunu böyle bırakıyorum. Bazen buraya şöyle şöyle bir şeyler de yazabiliyorum. Çok acelem varsa. Bazen de doğru düzgün bir şey yazıyorum. Mesela my listing is not showing up. Böyle bir şey yazıyorum mesela. Nokta nokta nokta. Asini buraya yazmak zorundasınız. Asini yazıyorsunuz. Phone number diyorsunuz. Phone'u seçtikten sonra Your number kısmına phone telefon numaranızı Türkiye seçip buradan yapıyorsunuz. Ve bu şifreye girdikten sonra sizi aramalarını sağlayabiliyorsunuz. Buradaki Amazon'a ulaşma kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan yaptığınız her şey e-mail, attığınız e-mail'lar bir case oluyor. Aradığınızda da bir case açılıyor. Case ne demek? Vaka demek. Yani siz bir vaka açıyorsunuz, bir problem açıyorsunuz, günlük açıyorsunuz, problem günlüğü. Ve o problemi açtığınızda
O problem sonuçlanana kadar kapatıp kapatmamak o problemi sizin elinizde. Şimdi ilk başta konuştuğumuz yere gelirsek case log. Case log'a geldiğiniz zaman arkadaşlar burada göreceğiniz üzere case log'da farklı farklı case'ler var şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben en son case'i ne zaman açmışım? Temmuz 9. Temmuz 9'un saat 2.06'da yani bugün öğlen 2'de ben bir case açmışım mesela. Amazon sonra bana geri dönmüş. Şimdi de benim onlara geri dönmem lazım. Ve ben bu case'i problemim çözüldüyse eğer kapatabiliyorum. Ama problem çözülmediyse bu case açık bir şekilde duruyor arkadaşlar. Ve ben bu problemi çözene kadar da bu case'in üzerine Amazon'dan birilerinden yardım isteyebiliyorum. Böyle bir güzel yanı var. Çünkü problemlerinizi çözene kadar size yardım etmeye çalışıyorlar. Yardımları işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Durumuna göre, zamanına göre değişir, kişiye göre. Ama yine de buradan case'lerinizi görebilirsiniz ve yardımcı olan bir sistem var, evet. Ondan önceki case'i yine bugün açmışım. Ondan önce 6'sında açmışım ya, yani 3 gün önce. Ondan önce 5'inde, 5'inde bayağı bir case açmışım. 5 tane olay açmışım onlara. Hepsine de cevap vermişler gördüğünüz gibi answered yazan kısımda. Burada e-mail'lar var. Burada da case'lerimle alakalı ne hakkında case açmışım. Mesela immediate action required from Amazon. Amazon bana hızlı cevap versin yazmışım buraya. Prime enrollment and trial. Payment reports and questions. Farklı farklı konular hakkında aklıma takılan sorular, yaşadığım problemler, müşterilerle alakalı problemler, her şey olabilir. Hepsini ben buraya geliyorum. Buradan case açıyorum. Aradıklarım da böyle geliyor. Aradığınız zaman da size bir case ID veriyor. Yani bir vaka numarası. E-mail attığınız zaman da vaka numaranız oluyor. Ve mesela tekrar aradığınız zaman diyorsunuz ki ben şu 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 vaka numarasına yönelerek konuşuyorum. O vaka numarasına bakar mısınız? Adam bu vaka numarasına bakıyor, okuyor ve anlıyor ne hakkında konuşmak istediğinizi. Böyle bir şey yani. Yani siz case açmak istediğiniz zaman size ilk gösterdiğim kısımdan gidip de case açabilirsiniz. E-mail atma yolu veya arama opsiyonunu seçeceksiniz. İngilizceniz yoksa eğer İngilizcesi olan birini yanınıza alıp ona birazcık işten bahsedip ne gibi bir problem olduğundan bahsedip İngilizce bilen biriyle Amazon'u arayabilirsiniz. Evet, eğer profesyonel hesabınız varsa Listing Not Active tuşuna basarak orada hemen aramalarını sağlayabilirsiniz. Onların içerisinden bazı opsiyonlarda arama opsiyonunu vermiyor size. Bunu göremezsiniz, şaşırmayın. O yüzden ben hemen gidiyorum oradaki Listing Not Active'e basıyorum. Çünkü aradığınız zaman onunla onun birbiriyle pek alakası olmasına gerek yok. Ama e-mail attığınızda dediğim gibi alakası olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Baya bir arkadaş soruyor. Case nasıl açılır? Amazon suspend olursa hesabım nasıl case açacağım? Hepiniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Hem eğitime koyacağım bu videoyu. Hem de 2020 yani güncel haliyle. Hem de YouTube'a koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.